Arkadaşlarım hepinize günaydınlar. Yeni bir günden, yeni bir videodan evime hoş geldiniz. Ben de böyle geç bir saatte kalktım. Şöyle hemen ocağımı temizledim. Vallahi sahur zamanı birazcık böyle bir şeyler yaptığım zaman batıyor. O saatte de temizlemiyorum. Doğruya doğru. Neyse burayı hallettim. Komşuma şekerpare götüreceğim bugün. Bakalım evdim. Onun da ablası rahatsız dizlerinden bir gülcüğüme. Şimdi ne yapıyorum? Nohut haşlıyorum. Şöyle bir bakayım. Aa, kapatayım ben bunu. Tamam, hemen süzeyim. Şöyle bakayım da. Ha, tamam. Ay, çok haşlamışım. Of. Artık neyse. Şöyle bir soğanı yakacağım. Nohut yemeği istedi Mustafa benden. Tavuk da haşladım. Pilavın arada içine katarım. Şimdi bunu süzeyim arkadaşlar. Birazcık çok haşlamışım kızlar. Telefona daldım. Şöyle dursun bakalım. Şimdi ütü işine girişiyorum. Allah'ın izniyle. İlk önce ütüyü yapayım ki sonra diğer işlerime bakarım artık. Bayram temizliği falan. Yavaş yavaş artık yapmaya başlayacağım ben de. Şunu da çalkalayayım da. Sizler ne yapıyorsunuz? Eminim çoğunuz bayram temizliğine başlamıştır. Ben daha tam olarak adapte olamadım temizlik işlerine. İnşallah en yakın zamanda ben de adapte olacağım ama ilk önce ütümü yapıyorum. Şimdi ütü masamı kurup şöyle kendime de çeviririm. Birazcık da sohbet eşliğinde ütü yaparız. Allah'ım Allah'ım, güzel Allah'ım. Bak, bunların hepsi ütülenecek. Allah'ım yarabbim. Şu var ya, evde giydiğim çamaşır sulu kıyafetleri de ütülüyorum ama tabii onları lapı dolup bu ütülüyorum. Fazla böyle oyalanmıyorum onlarla. Of, yastık kılıfı falan. Hadi bakalım. Ütü olayına başladım ben. Her seferinde diyorum ki Aysun, fazla biriktirme. Bak şimdi 2-3 tane hemen yere bir havlu ser veya bir örtü ser. Bazen ben öyle yapardım. 5 dakikada ütüle. Yapar mıyım? Hadi neyse. Bunu da şunu da derken bir sürü birikti kızlar. Yazın zaten en çok peyni. Gerçi ben yaz kış en çok herhalde peyni ütülüyorum. Bir de Mikail'in gömlekleri. Deminden Yeliz'e diyorum ki kız Yeliz, biz o polis gömleklerinden ne çektik? Polis eşleri. Bir de ütülenmezdi. Kumaşları da böyle güzel değil, kaliteli değil. Allah'ım, ütüyle açmak bile o kadar zor oluyordu ki. Bir de şey, pantolonlar. Hadi gömlekler neyse de pantolonların kumaşları çok kötü. Bugün salı, BİM'e ürünler geliyor. Bakayım gidebilir miyim ütüden sonra. Zaten bugünkü yemeğim çok kolay. Nohut, pilav, tavuk pilav. Yine her zaman gidip kendime bulgur yapayım. Sanki çok da birebir diyet yapıyormuşum gibi bir de bulgur pilavı yapayım kendime. Ama seviyorum bulgur pilavını da. Benim teyzemin kızı var ya, öyle güzel ütü yapar ki jilet gibi. Bir de onun ütüsü de bu tefalin buharlı ütüleri var ya, kazanlı. Onlardan. Ütü de böyle güzel ütülemek istiyorsanız ütünün kalitesi de önemli. Bu da benim yılların ütüsü. Bakayım, çift çizgi olmasın. Böyle ütülüyorum, kardolabını asıyorum. Kıyafet çok fazla var. Bak, o kadar fazla var ki aslında ben bir gün eleme yapayım. Hem eşimin kıyafetlerini hem kendi kıyafetlerimi. İhtiyacı olan hem de birisine veririz. Geçen gün ben Mustafa'nın bayağı kıyafetlerini verdim. İhtiyaç sahibi birisine. Güle güle giyinsinler. Ama yırtığı falan asla yok. Yani öyle lekeliymiş, yırtıkmış, o tarz şeyleri ben direkt çöpe atarım. Kimseye vermem. Kendi giyebileceğimiz kıyafetleri veriyorum her zaman. Benim oğlan, daha doğrusu çocuklar çok çabuk büyüdüğü için, anneler size şunu söyleyeyim, pahalı kıyafetler almayın. Özellikle çocuğunuz küçükken çok böyle gidip pahalı kıyafetlere para vermeyin, yazık günah. Çocuğunu yediği helal, giydiği haram. Bu söz çok doğru. O yüzden çok böyle yüksek fiyatlı kıyafetlere, yok markaymış, yok şuymuş, yok buymuş. Zaten çocuklar bir şey anlamıyor. Ne giydirirseniz onu giyiyorlar. Tabii ki ergenlik döneminden sonra, biraz daha büyükten sonra akılları kesiyor. Canları sağ olsun. O zaman zaten kendileri de gidip kendileri de alıyor. Tabii ki alanlara da bir şey demem. Sonuçta ilk heves.
Çift dikiş olmuş mu? Olmamış. Güzel. Size ben şimdi söylüyorum ama bu hatayı ben de yaptım. Hata demeyelim aslında. İlk bebeğimi beklediğim zaman ben de gidip böyle ünlü bir marka olan bir kıyafete bayağı kıyafetleri, bebek kıyafetlerini bayağı para verdim. Bayağı el saatte harcadım, aldım, ettim. Saatten sonraki şeyleri biliyorsunuz. O kıyafetlerde Emre'me kaldı. O giydi yavrum. Ha, ziyan olmadı, bir şey olmadı ama yani çok da büyük paralar vermek gerekmiyor. Şu an Yelda ile konuşuyorum. Abla diyor, bazı şeylerini diyor güzel alacağım ama diyor her şeyde gidip böyle markadır diye almayacağım. Çünkü çok çabuk büyüyor. Aferin dedim kız sana. Vallahi doğru söylüyorsun. Yani evet, bazı şeylerini alıyor. Yani bazı ürünlerini gidip alıyor. Ama her şeyde o kadar para vermem. Mantıklı. Dün akşam diyorum ki Mustafa'ya, gel diyorum bak kot alalım yavrum. Eşortmanlarla geziyorsun. Sanki böyle hiçbir şeyin yokmuş gibi. Anne diyor, sen diyor benim giyebileceğimi düşünüyor musun? Dedim oğlum böyle olmaz ki. Şu an var ya, bizi bir düğüne çağırsalar ailece, Mustafa'nın giyeceği bir kot pantolon yok. Vallahi bak yok. O zaman da gittim aldım Yelda'nın düğününde pantolon. Bir kere o düğünde giydi. Ondan sonra yine eşortman. Ben de tuttum, o bir kere giymişti zaten. Tuttum komşuma verdim, çocuğuna. Vallahi şimdi öyle güzel geziyor ki çocuk. Erkek kardeşimle de konuştum dün akşam. Sağlık durumları iyiymiş. Aysun diyor, ben diyor şu an diyor, evet korona olduk ama diyor ben eminim. Ben yine 2-3 kere oldum da işte ayakta atlattım. İyi, çocuklarda bir şey yokmuş kızlar. O da bana gel gel diye ısrar ediyor kışın. Vallahi bilmiyorum nasıl olur ki. Bir kere diyor ki oraya git diyor, senin canın sıkılacak diyor. Orası diyor Türkiye gibi değil diyor, Avrupa. Yani hiçbir şey yok. Ben de dedim ki annene söyleyelim. Annene söyleyelim. Mustafa'ya bakar. Gel dedim, karı koca gidelim. O da bilmem dedi. Yani bilemem şimdi benim iş durumu nasıl olur. Annem gelir mi? Çünkü o da kayınvalidesine bakıyor. Evde bir bebek. Bebek diyeyim yani, kayınvalidesi. Çünkü iyice bir de Alzheimer'da başlangıcı, hatta ilerlemiş, ilerledi arkadaşlar. Bazen böyle çoğu şeyi de unutuyor. Allah var ya, bir insanı da elden ayaktan düşürmesin. Kimseye de muhtaç etmesin. Kaynanam çok güzel bakıyor. En büyük şansı bu. Yani en büyük şansı kaynanam. Allah da böyle hayırlı insanlar olmayı nasip etsin bizi. Yani hastaya bakmak çok zor. Hasta için zor ama hastaya bakanı daha da zor. Yani şu an evet yemeğini yiyebiliyor ama sonuçta yani babaanne Alzheimer hastası, unutuyor geçmişi bazen. Ki bu ilerlerse daha da kötü olacak. Nasıl olacak vallahi bilmiyorum. Annem de bir bebek gibi onunla ilgileniyor. Olsun kızım diyor. Bu da benim mükafatım olur inşallah ileride diyor. O dünyada. Ama çok yoruldu. Geçen gün kaynanamın tansiyonu bir fırlamış. Çok kızdım ona. Hani şimdi günaha da girmeyeyim ama anne orucu bozman gerekiyordu. Aysun diyor öleceğim zannettim. Kafamı diyor suyun altına koydum. Ondan sonracığıma hani bol su serptim diyor kafama, böyle saçlarıma falan. Orucu bozamadım. Bu sefer de günah. Anne dedim ama ölebilirsin, Allah korusun, felç kalırsın. Yani tansiyon yükselmesi, tansiyon düşmesi de hiç iyi değil. Tansiyon yükselmesi de Allah korusun. Şimdi size de sorayım ben. Annem de seyrediyor videolarımı. Tansiyon düşüklüğü veya tansiyonun fırlaması olsun, bu durumlarda oruç bozulmalı mı, bozulmamalı mı arkadaşlar? Annem bozamam dedi. Aslında bozabilirdim ama dedi bozamam dedi. Ne bileyim dedi, kızım günaha girelim, bir de 60 gün bunu tutacağım. Ama can yani bu da. Öyle değil mi? O da böyle sinirlendiği zaman, kafaya da bir şey taktığı zaman kolay değil ona da. Böyle tansiyon fırlıyor. Çok çekti, çok. Halen de çekiyor. Halen de çekiyor.
Halen çekiyor kaynana. Vallahi yazık. Ütü yaparken de şöyle birazcık sohbet ettim. Anlattım size. Bayramda bir yerlere gidecek misiniz? Tatile filan, memlekete olsun. Vallahi gidin arkadaşlar, ne mutlu size. Biz bir yere gidemiyoruz. Bayramda tekiz. Oğlum da askerde. Onun da doğum günü de yaklaştı. Yavrum benim. Beşinci ayın beşi. Kuzum, anasının kuzusu. Dün görüntülü konuştuk yavrumla. Tam tamına 2 ay var herhalde. Öyle olması gerekiyor. Ne yaparız ki ilk gün biz? Kalkar kahvaltımızı yaparız. Akraba ziyareti yaparız. Bir iki yere gideriz. Hep böyle maraton geçer. Evet, ben telefonu kapatıyorum. Hızlı bir şekilde ütülerimi yapayım arkadaşlarım. Sonra dışarı çıkarız. Belki bir iki züccaciye bakarım. BİM'e bakalım. BİM'de gezmeyi seviyorum. Acaba bugün hangi ürünler geldi? Salı günü genelde böyle gıda üzerine geliyor. Oralara bakarız. Oyalanırız işte bir şekilde. Vallahi gün dediğin nedir ki, bir bakmışsınız akşam oluyor. Virgül'e tatlı götürecektim. Meğersem akşam evdeymiş. Mutfağının jalüzisini kapattığı zaman dışarı ışık vermediği için ben onları evde yok sandım. Salon ışığı da kapalıydı. Şimdi arkadaşının dükkanında oturuyormuş. Benim gittiğim A101 BİM var ya orada. İyi de o zaman dedim dur 5 dakika uğrayayım. O da marketlere bakıyormuş arkadaşlar. Ay burası serin. Virgül'ü buldum. Oh, ay senin evi. Ay korktum. Altınlarım var. Bıraktım. O şimdi kızına çiğ köfte alıyor. Şeyden A101'den. Ben de bir BİM'e gideyim. Şuradan da yufkayı da alayım. Kıyılmış. Bu hafta neler geldi? Salı. Bakın. En baştaki ürünler. Hazır Türk kahvesi. Çikolatalı. Vallahi bunlardan hiç bakmadım tadına. Nasıl bilmiyorum. Merak ediyorum, etmiyorum. Çünkü kahveyi sade daha çok sevdiğim için sarımsak, acılar, sos. Sosları çok severim. Bakın konsantre yumuşatacağım ama fiyatlar daha yapışmamış. Yağlı pişirme kağıdı. Bunların fiyatı ne kadar? Yazmamış burada. Bu yağlı pişirme doğal. Uni Baby'nin de ıslak mendilleri, çaylar gelmiş. Böyle mısır gevreği, şu brefler, banyo kesesi, şöyle. Hah, ona sen bir bak canım. Diğeriyle pek bir fark var mı ki acaba? Fiyat farkı 1 TL falan işte, küsurat diyeyim ben size. Şöyle 2 tane aldım. Burada Kahve Dünyası'nın çikolataları, drajeleri güzel oluyor. Aynı şekilde bunlar da güzel. Şunlar da boşluklar. Gerçekten çok lezzetli bunlar. Burası da bu haftanın ürünüymüş. Ben burayı görmedim. Şunu şöyle bırakayım. Neler gelmiş hemen göstereyim size. O şey, eşimin sevdiği.
soslu kuru yemiş, şeftali reçeli, ayva, portakal. Şu portakal reçelinden hiç böyle daha tadına bakmadım. Bakmayayım zaten bu aralar. Burada ne var? Bunlar olmalı. Fitil lokum. Çikolata. Kombo. Hoş, çok lezzetli oluyor. Sonra böyle karışık kuru yemiş. 24.90. Şöyle ekerim çikolatalısı 8.50. Dörtlü herhalde. Kandil simidi, çikolata sosu 9.90. Böyle ceviz içi var burada. Kaymak tadında şanti. Böyle bu tarz ürünler gelmiş. Gemlik nazlısı. Şu Türk kahvesi nasıl ki acaba? Bu da güzele benziyor. Baklavalık yufka da aldım. Fakat bayrama 2 gün kala mı yapsam? Ne dersiniz? Yoksa yarın mı yapsam? Ya da 1-2 güne kadar yorumlarda yazarsanız sevinirim. Çünkü ıslatacağım. Ay nasıl yapsak? Vallahi şimdi kararsız kaldım. Şimdi tarif bekleyen, baklavalık yufkadan tatlı yapmamı bekleyen arkadaşlar da var. İşte şurada bir kararsız kaldım. Şimdi Instagram'a dedim ki bayrama 2 gün kala yapacağım ama sizden de bir haber bekleyeyim. O zaman ona göre yolumuza bakalım. Son zaten bir tane kalmıştı. Gerçi yine gelir. Dediğim gibi yufkacılarda satılan baklavalık yufkaları daha güzel olduğunu söylüyorlar. Bir de baklava genelde burma baklavanın daha güzel olduğunu diyorlar ve tattım. Bir de börek de yapmıştım, o da çok güzel olmuştu arkadaşlar. Normal hani baklava gibi dilimlediğiniz zaman pek güzel olmadığını söylüyorlar fakat burmanın daha güzel. Bu arada başım çatlıyor. Şu an konuşurken bile şakaklarıma vuruyor. Birdenbire dışarı çıktığımda oldu. Ay hava mı çarptı, sıcak mı çarptı, ne oldu? İyiydim aslında. Ütü, o gömlekler duruyor kızlar, onu yapmam gerekli. Bülgül de diyor ki bana, aman boş ver diyor ya, koy onu da diyor yerine diyor, sonra yaparsın. Mikail geldi şimdi. Daha yemeği ocağa koymadım. Gel canım, hoş geldin. Hayatım, ne yemek yapacağız? Nohut, tavuklu pilav. Oo, en sevdiğim. Hayatım, Nevin yazmış ki, amcamın kızı. Nevin'i biliyorsun. Ben biliyorum. Mikail abi videolara renk katıyor. Teşekkür ederim. Ve bunu birçok kişi de söylüyor. Sen benim ayağım, ne derler, papucumu dama mı atıyorsun? Ne oluyor ha? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ha Mikail çok Bey. Çok sağ olun, çok var olun. Şımarma. Sizler sayesinde şımartmayın. Şımartmayın arkadaşlar. Bir dakika, sen benim papucumu dama mı atıyorsun? Evet hayatım, telefonları değişelim, ben oradan devam edeyim YouTube'a. Ay vallahi alemsin Mikail. Çok yorgunum. Çok uykusuzum. Saçın başın baksana birbirine girmiş. Evet. Nasıl sıcak geçti günün? Çok sıcaktı ya, yoruldum biraz. Yoruldun mu? İlk defa susadım bugün. Ben de böyle bir tuhafım, kaç günlerdir böyle var ya. Oğlumuz bu akşam iftarda bizimle değil, beden eğitimi öğretmeni basketbol grubunda olan çocuklara iftar verecekmiş kültür parkta. Babası götürecek. Sonra ben de gelirim. Oo, kendi gidecek herhalde. Hayır, babam götürecek dedi. Ben yetişemem asla dedi. He, tamam. O zaman almaya da beraber gider miyiz kültür parka? Evet. Hatta belki biraz yürür müyüz iftardan sonra? İnşallah. Hiç böyle faaliyet de yapmıyoruz. Gerçi Ramazan dolayısıyla. Şimdi ben yavaştan yavaşa, bir de yorumlarınıza da biraz döndüm. Biraz daha döneyim. Dün akşam ben videonun editini yaparken uyuyakalmışım. Sonra elimden telefon iyi ki düşmemiş. Sonra kalktım, ya Allah bismillah diye Aysun dedim. Videoya giriştim. Öyle Mikail Bey. Mikail Bey! Savra ne çorbası var canım? Şimdi ben size o olayı anlatacağım. Mikail her zaman der ki, bak doğru mu değil mi lütfen. Bana söylemlerime cevap verir misin aşkım? Şimdi bana der ki, işte ben sahurda bir çorba olsa iyi olur veya tamam kahvaltı yapıyoruz ama böyle der. Dün akşam da
Bir kıymalı pide vardı evde, almıştık. Ben onu Mustafa'ya ayarladım çünkü Mikail yemez. Dedim dur çorba ısıtayım dedim. Kendime de yumurta kıracağım. Ondan sonracığıma çorbayı gördü. Evet konuya girsen canım. Çorba çok güzeldi. O zaman niye laf ettin gece çorbaya? Ya şey, çorba ağır geliyor biraz. Nasıl ağır geliyor biliyor musun? Yiyip hemen yattığımız için Çorba ama. tamam, fark etmiyor. Ağzımdan acı su geliyor o zaman. Hayatım sen demiyor musun çorba olsun? Severim ben çorbayı ama o bir de tarhana çorbası çok ağır geldi ya. Çorbayı bırak da sonra benim yumurtaya girişti. Birazcık da oradan buradan aldı, yedi. Şimdi gündüzleri çalışıyor ya, bu aralar çok yorulur. Erkenden nakavt, kötü. Öyle kızlar artık. Ramazan bitsin de hayatın normal şeylerini. Nasıl normali? Yani normal 12-1 gibi yatıp sabah kalkalım. Evet. Yani ben ne yapıp ne edip video editlerimi erkenden bitireceğim. Evet. Akşam yemeğini 6'da yiyelim, 6.30'da. Ben zaten ondan sonra spora. 7.30'da edite başla. Spora spora. Yine. Akşam yemekten sonra spor mu olur? Aha, ben erken yiyeceğim. Sonra kültür parka gideceğim. Kime gideceksin? Tek başıma. Hayatta olmaz. Ben kültür parka. Ben kültür parka her zaman gidiyorum. Ne alaka? Bundan sonra bensiz gidemez. Sen gelmiyorsun ki Mikail. Ben arabayla peşinden gelirim hayatım. Sen yürürsün. Poşet Kızlar böyle dediğine bakmayın. Mikail son derece böyle hani kısıtlayan bir eşim yoktur ama neden böyle dedi onu da anlam veremedim. İşte böyle vallahi. Neyse ben kalkayım ama pardon. Yorumlar birazcık döneyim sonra yemek hazırladım. Arkadaşlar yemeklerim hazır oldu. Mikael dedi bana çabuk Aysun yemek yetişmeyecek. Vallahi yetiştirdim bak. Hatta kapattım altını şimdi yine sıcacık. Yanına da bir soğan salatası yaparız. Hemen 5 dakikada onu baharatlarız. Yoğurt çıkartır. Bu akşam zaten karı koca tekiz. Çorbamız yok. Ondan sonracığıma böyle işte kızlar. İftar açtıktan sonra direkt ilaç içeceğim. Direkt hem de var ya şakaklarıma çok kötü vuruyor. Böyle arkadaşlarım, Allah sofranızdan bereketi hiçbir zaman eksik etmesin. Her daim dolu olsun sofralarınız, soframız. Olmayanlara da Rabbim bin katın nasip. Arkadaşlar biz çıktık. Mustafa'yı almaya gidiyoruz. Hikaye ne kadar ciddi bakıyorsun. Böylesin. Kaşını da yukarı kaldır bakayım. Şimdi bir go kartlar. Go kart mı? Neydi o? Go. Go Go kart. Ha. Ona bineceğim dedi. Aman dedim dikkatli ol. Ona da binecek. Şimdi alıp geliriz. Bir tur yürür müyüz? Bilmiyorum. Şey alalım, şeye gidelim. AVM'ye. Abi ben bu halim hayal asla gitmem. Neden ne geldin o zaman? Hayır ben eşofmanlarlayım ben. AVM'ye nasıl gideyim ben böyle? Geldiğimizde burada oturuyordum Kemalpaşa'da. Şu evde tam da gözükmedi ama. Oğlunu kocaman bir adam. Kendi tercihlerini kendisi yapabilir. Tabii ki canım. Keşke benim zamanında babamlar da böyle düşünselerdi. Önceki insanlar. Şimdiki anne babalar daha bilinçli. Hey gidi kızlar. Burada biz Pelin'le ne gezmiştik. Şurada poz vermiştik. Çok iyi bir arkadaşımdı. Ve halen tabii ki konuşuyoruz. Arıyoruz birbirimizi. Ama bir türlü nasip olmadı gitmekte. Onunla zaman güzel geçiyordum hikaye. Hayır böyle spor yapmayı, yürüyüş yapmayı, doğal böyle şey sağlıklı piknikler yapıyorduk biliyorsunuz. Güzel vakit geçiriyorduk. Özledim. Çay bahçelerini çekeyim. Bak dondurma yemeğe çağırıyor. Şu. Hatta gelin diyor, oturun diyor. Çıkın çıkın gel, çıkın çıkın gelin. Evet.
Dondurma yiyecektim ama vazgeçtim. Üşüyorum çünkü şu an. Evet. Genelde sıcak da böyle yemeği daha çok seviyorum. Aman aman. Burada motosiklete binmek yasak değil mi? Ama hiç uymuyorlar. Burası suni bir göl. Yapay bir göl. Hemşehrim o kadar yamuk değil ama. Buralar hep böyle toz şey, kum, baksana bir şeyler yapmışlar buralarda. Hayatım, gölgeye bakar mısın? Ben daha çok kilolu gözüküyorum gölgede. Sen daha zayıf duruyorsun. Düşürdün az da. Nerede bekliyor bizi? Bir 15 dakika sonra gelirim. Helvacı Yakup. Yani helva bile canım çekmiyor şu an. Niye böyle oldu? Çay içelim, evet. Nerede içelim? Sen abi. İyi, tamam. Ben epeydir çay da demlemiyorum. Nazar boncuk koymuşum çayı. Kaç çay bardağı? Şeker almıyorum, şöyle dursun. Kaç? Ama onu nasıl yiyeceğiz? Bu da ıslak. Bu ıslak. Onun içindeki çöpleri dökeceğiz. Evet. Tamam, onu bir sakın yani dökme. Kızlar böyle bir çekirdek de aldık. Aslında semaver çay da yapıyorlar burada. Ama bize şu an fazla gelir diye düşündük. O yüzden semaver istemedik. Şöyle bir tane bir çay. Bir de çıt çıt. Tuzlu gelmiş. Tuzlu mu? Biz tuzsuz istemiştik. Bak. Niye açtın? Evet, Mikail şu an yarış halinde. Ne zaman sürede bitirirsin çekirdeğini? 5 dakika. 5 dakikada bitirirsin değil mi? Oğlumuzu aldık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Vallahi çekirdeği çıtladık. Tuzsuz demiştik. Tuzlu getirdi. Vallahi dudaklarımız falan hep yandı. Ondan sonra iki çay bardağı da çay içtik. Fakat çay harikaydı. Bu çok güzel değil mi? Yeni daha olmuştu. Böyle bayatlı bir çay değil. Mustafa'cığım da gondola binmiş. Çok korkmuş. İlk defa binmiş. Anne diyor, bayağı diyor kötü oldum. Gondola ben de binmiştim. Ay, neredeyse var ya böyle, affedersiniz, istifra edecektim o derece. Şimdi eve doğru gidelim. Ben de kapanışı burada yapayım. Umarım buraya kadar severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Videolarımızı beğendiyseniz Mikail Bey, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Evet. Like atın. Hayır. Yorumlarınızı, yani yorumlarınızı eksik etmeyin, bekliyoruz. Ki bu bizi teşvik ediyor. Bak, artık sen de benimlesin ha? Benimle misin? Ya, sana uyuyorum işte. Teşekkür ederim. Bana uyuyormuş. Ondan sonracığıma desteğinizi esirgemeyin arkadaşlarım. Aman Mikail, bisikletli. Dikkat et. Annem fırlar yola. Yarın görüşürüz. Yarın hepimize güzel bir gün olsun arkadaşlarım. Allah'a emanet olun.